Vallahi nasıl düzeltebiliriz? Biraz daha saygılı olursak düzeltebiliriz. Vallahi hem yayalarda var hem de sürücülerde. Çünkü hiç kimse kurallara uymuyor. Türkiye'de araba kullanmak yani bir intihar gibi bir şeydir yani. Hata sürücülerde. Sürücüler çok dikkatsiz ama yayalar da dikkatsiz. Sürücüler şöyle dikkatsiz, sinyal konularında falan çok sıkıntılılar. Ondan sonra ışıklarda çok şeyler, emniyet kemerlerini falan takmıyorlar. Hani yayalarda bekleme zamanını beklemiyorlar. O yüzden kaza gerçekleşiyor. Mesela çok ani fren yapıyorlar. Ani fren yaptığında arkadaki de duramıyor mecburiyeten. Direkt kaza oluşuyor o anda. Peki bunların önüne nasıl geçebiliriz, nasıl düzeltebiliriz? Trafik kurallarına uymaları lazım. Hani biraz daha dikkatli olurlarsa, özellikle de motorculara. Motorculara çoğunluk dikkat etmiyorlar. Motorculara dikkat ederlerse daha iyi bir şey olur. İkisinde de var. Şimdi geçen mesela bu yaya yolları falan var ya, geçitleri. Yaya geçitlerinde ben yol veriyorum. Ben duruyorum mesela. Yandaki adam transit geçiyor. Yayalarda yolun üstüne atlıyor. Ya şey bizde diye. Yol hakkı bizde diye. Yani iki tarafında adam akıllı bilinçlendirilmesi lazım. Peki nasıl düzeltilecek bu durum? Eğitimden. Yani okuldan baştan sıfırdan verecekler. Abi ilkokuldan verecekler. Şeye doğru, liseye, üniversiteye doğru her zaman derslerde her zaman verecekler yani trafiği. Yolda gidiyor adam, yani adamın arabası biraz daha modelli, kaliteli. Arkadan sol şeritten basıp geliyor. Yol benim diye. Yani yol herkesin aslında. Yani arabası iyi olan veya kötü olan filan diye şeysi yok ama herkesin yol hakkı var. Ama insanlar kendinde her zaman bir üstünlük görüyor, her zaman bir şeylik görüyor. Oradan devam ediyorlar. Yani dediğim gibi sıfırdan başlayacak, yukarıya doğru eğitim verecekler. Başka bunun bir çözümü yok yani. Ehliyeti verenlerde niteliksiz eğitim bu kadar. Peki sizce bunlar nasıl düzeltilmeli, neler yapılmalı? İşte eğitimle yani. Bu konunun temel sorunları eğitim yani. Abi şu an yani yayalar bence biraz daha şey suçlu. Çünkü ışıklarda hiç durmuyorlar. Mesela Kayseri'de daha 2 gün önce ben şeye bindim otobüse. Otobüste de yani yeşil ışık yanıyor şeye, normal arabalara, otobüslere, ama hepsi geçiyor yani, hiç bu şeyle alakası yok. Araçların biraz daha şeyi var aslında. Mesela kimse durmuyor bu ışıklarda. Yani kırmızı ışığa yayanın biraz daha dikkat etmesi lazım. Peki bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Neler yapmak gerekiyor? Ya yani durumu düzeltmek için bence yayaya da ceza kesilmesi lazım. Çünkü bir sürü yani oluyor bu olay. Yayalar geçiyor kırmızı ışığında, kendi kırmızı ışığında, ama hiç şey yapmıyor, ceza falan yok. Yani cezanın olması lazım. Ya iki faktörlü de var. Hem sürücülerden hem yayalarda ister istemez tabii. Bir yandan da bu insanların bazı kuralları ihlal etmesinden dolayı kaynaklanıyor. Bazen araçların hızlı gelmesi, mesela 30 kilometrelik hız olması gereken yerde 50-60 kilometre hıza çıkarsan tabii ki de ister istemez kazalar çıkabiliyor. Peki nasıl önüne geçebiliriz? Bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Yani daha dikkatli olacağız. Belediyemizin bunlar hakkında aslında biraz daha planlı bir çalışma yapması gerekiyor. Hani yollar hakkında veyahut da bazı ihlali olan bölgelerde biraz daha sorumluluk almaları gerekiyor bunlar hakkında. Ancak bu şekilde yani düzenli olur. Yoksa yani insanların kurallara uysa da yani bazı bölümlerde bunlara uymanın da bir faydasının olmadığı zaten çok net belli oluyor. Vallahi hem yayalarda var hem de sürücülerde. Çünkü hiç kimse kurallara uymuyor. Ne yaya geçidinden geçerken insanlar sürücüler uyuyor, ne de insanlar arabalar hızlı geçerken dikkat ediyorlar. Peki sizce nasıl düzeltilmeli? Vallahi düzeltilmeli, kendimiz düzeltmemiz lazım. Bir başkalarına suç aramak gerekmiyor ki. Kendi hatalarımızı göz önüne alırsak hiçbir problem çıkmaz. Mesela ben Nil Caddesi'nde oturuyorum. Kavşak öbür taraftan dönmesi gerekirken direkt dönüyorlar. Bu sefer de kazalar. Sabahleyin bir tane bir vatandaşımız vefat etti. Yazık, günah değil mi? Hani niye? Altlarına arabayı aldılar mıydı? Hata sürücülerde. Neden? Yaya ışıklarını beklemedikleri için yayalarda geçince kazalar oluyor. O yüzden hatalar yüksek oranla sürücülerde. Peki bu kazaları nasıl önüne geçebiliriz? Neler yapmak gerekiyor? Sürücülere trafik kurallarını daha iyi öğreterek yayalarda yaya üstünlüğü daha güzel şekilde öğreterek. Trafik kazaları yayada da var, sürücüde var. Kurallara uyan hiç yok. Kurallar var. Kurallar bir sembolik olarak ne ışığı dinliyor yaya, ne sürücü ışığı bakıyor.
sürücülerin arasında yürüyen trafiğin arasında yayalar geçiyor. Yayanın arasında arabalar geçiyor. Birbirine karışmış sistem, trafik sistemi öldü, o kadar kazalar. Peki nasıl düzeltiyor? Oluyor. Düzelmesi, denetimin olması, halkın bilinçlenmesi, başta eğitim olmak üzere. Ben yıllardır Almanya'dayım. Almanya'da kullanıyorum. Türkiye'de araba kullanmak yani bir intihar gibi bir şeydir yani. Her an için ölümle karşı karşıyasın. Adam senin önünde ne sol diyor ne sağ diyor, sollayabiliyor. Sen şaşırıp kalıyorsun. Hem sürücülerde hem de biz yayalarda. Hem sürücü olarak da söyleyeyim bunu. Peki nasıl düzeltebiliriz bu durumu? Vallahi nasıl düzeltebiliriz? Biraz daha saygılı olursak düzeltebiliriz. Yaya olarak da, trafikte de mesela sürücü olarak da daha bir saygılı olursak insanlara karşı, kurallara uyarsak zor olan bir şey yok.